Merhaba sevgili izleyenler. Bugün hepinizin yakından tanıdığı önemli bir kadın siyasetçinin Pervin Buldan'ın evindeyiz. Kendisi Kürt siyasi geleneğindeki partilerde milletvekilliği, grup başkan vekilliği, meclis başkan vekilliği, eş genel başkanlık gibi önemli görevlerde bulundu. Siyasi kimliğiyle aslında hepiniz kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Biz bugün siyasetçi kimliğinin dışında diğer yönleriyle Pervin Buldan'ı tanımaya çalışacağız. Merhabalar Sayın Buldan. Bizi evinizde ağırladınız. Çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz Hakkari'de Arap bir baba ve Kürt bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Aile içinde mesela Arapça mı, Kürtçe mi konuşulurdu? Bu iki kültürden hangisi kişiliğinizin şekillenmesine daha etkili oldu? Ben aslında Hakkari'de doğup büyümeme rağmen çok fazla Kürtçeyi bilmeyen, ağırlıklı evin içerisinde Türkçe konuşulan ama aile arasında yani babam ve amcalarım içerisinde Arapçanın konuşulduğu bir ortamda büyüdüm. Babam memurdu. Memur kimliği tabii bizi diğer arkadaşlarımdan, Hakkari'nin yerlisi olan diğer arkadaşlarımdan farklı bir yere koyuyordu. Çünkü ailenin görüştüğü hep memur kesimiydi. Dolayısıyla öyle bir ortamda büyüdüm ama Kürtçeyi ben evlendikten sonra öğrendim. Bir aşiret geliniyim. Eşim Oramar ağasının oğlu, o zaman ağalık önemli bir faktördü elbette. Şimdi biz bunu reddediyoruz tabii ki ağalığı, şehliği ve bununla birlikte ağalığın ve şehliğin, daha doğrusu bu tür yapıların artık hiçbir hükmünün kalmadığını biliyoruz. Ama o dönem işte 80'li 90'lı, 80'in sonu 90'ın başlarında önemli bir faktör olmasından kaynaklı bir aşiret evine gelin gittim ben. Evin içerisinde sadece Kürtçe konuşuluyordu ve Türkçe bilmeyen bir eltim bana Kürtçeyi, ben de ona Türkçeyi öğretmiştim. Çünkü ben Türkçe konuşuyordum, o benimle Kürtçe konuşuyordu. Bir yıla yakın biz aynı evde oturduk. O zaman kayınım belediye başkanıydı Yüksekova'da. Dolayısıyla böyle bir kalabalık bir ailenin içerisine girmek elbette ki bende çok farklı etkiler ve farklı şekillenmelere de sebep oldu. Yani büyük bir oranla şunu söyleyebilirim, büyük ve açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim. Kişiliğimin ve Kürtlüğün ne olduğunu evlendikten sonra, eşimin ailesinin yanındayken öğrendim ve bu hem hayatıma büyük bir oranda şekil vermesine, beni güçlendirmesine kendinizi ve kendimi Kürt mü, tanımama Arap sebep olarak oldu. Mı hissediyorsunuz? Ben Kürt'üm. Şimdi memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdünüz. Daha sonra siz de belirttiniz, bir aşiret ortamına gelin olarak gittiniz. Evet. Bu bir uyum sorunu yaşattı mı size? Ne tür zorluklar, sıkıntılar oldu? Zorlukları vardı elbette ki. Çünkü çok kalabalık bir aile. Sürekli misafir gelen, misafir ağırlayan bir pozisyondaydık. Ama şöyle söyleyebilirim. Zaten yabancı bir aile değil. Teyzemin oğluydu Savaş Buldan. Hani böyle yabancı bir ortama gitmedim ama doğup büyüdüğüm ortamla farklı bir ortama gitmiş oldum. Yani bir memur ailenin çocuğuyken bir aşiret ailesinin gelini olmak arasında çok büyük farklar var. Çok işte önemli misafirlerin, kalabalık misafirlerin geldiği, yine siyasette olan kaynımın o dönem çalışmalarına tanıklık ettim, seçim dönemlerine tanıklık ettim ki o zaman siyasetle hiçbir ilgim ve alakam yoktu. Dolayısıyla derin izler bırakan bir dönemdi diyebilirim. Çok güzel yemek yaptığınızı, özellikle Hakkari yemeklerini yaptığınızı duyduk, öğrendik. Bunu annenizden mi
aldınız bu yeteneği? Kendiniz mi sonradan geliştirdiniz? Şöyle, ben pandemi döneminde ağırlıklı olarak yöresel yemekleri yapmaya ve denemeye çalıştım. Özellikle Hakkari'nin keledoş ve kriz yemeklerini, tamam hani aşiret geleneğim, Yüksekova'da bulunduğum ortamda bu tür yemekler pişerdi ama ben pişirmezdim. Dolayısıyla ben burada ağırlıklı olarak bu pandemi dönemindeki evde kaldığımız süreç içerisinde çok farklı yemekler yapmaya çalıştım ve bunu da becerdim. Hani sadece yöresel yemekler değil. Sonradan geliştirdiğiniz bir yetenek o zaman. Evet. Onun dışında hani güzel yaptığım yemekler var. Örneğin dolma, işte sımaklı dolmayı çok güzel yaparım. Yine keledoş, doğaba Hakkari'nin yöresel yemeğidir. Kriz Hakkari'nin yöresel yemeğidir. Bunları da iyi yaptığımı söyleyebilirim. Genel olarak aslında yemeklerim beğenilir. Yani kötü yemek yapmam. Lise yıllarındayken Hakkari Lisesi'ni temsilen Ankara'ya geldiniz ve Ankara'da Kenan Evren'le karşılaştınız. O nasıl oldu? Hakkari Lisesi'nde işte Ankara'ya 19 Mayıs tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılmak üzere her ili temsilen iki öğrenci seçilirdi. O dönem öyleydi. Hakkari'de de ben ve Ferhat Toğan isminde bir erkek arkadaşımız, o şimdi rahmetlik oldu, ne yazık ki yaşamıyor. Ferhat'la birlikte seçildik ve Ankara'ya otobüsle geldik. 2 gün boyunca da otobüsle yolculuk yaptık. Şöyle bir hani avantaj mı dezavantaj mı bilemiyorum ama uzun boylu olmanın vermiş olduğu bir avantaj olarak seçildik. İkimiz de okulun en uzun boylu öğrencilerindendik. Hani çalışkanlıkla alakalı bir şey değil. O yüzden hani daha böyle gösterişli uzun boylu olan iki öğrenciyi seçmişlerdi. Hakkari Lisesi müdürü bizi yanına çağırdı. İkimizin de Ankara'ya gitmemizi istediklerini söylediler. Ailem önce karşı çıktı. İşte bir erkekle beraber nasıl yolculuk yapacaksın, otobüste gideceksin, bu olmaz gibilerinden. Sonra amcam araya girdi. Gidebilir, bunda bir sakınca yok dedi. Sonra babam izin verdi buna. Ankara'da yaklaşık 4-5 gün kaldık. Bir misafirhanede bizi ağırladılar. O dönem Kaya Erdem meclis başkanıydı hatırladığım kadarıyla. Yine Gençlik ve Spor Bakanı bizi ağırlamıştı ama aynı zamanda Kenan Evren'le işte bir merasimde, bir törende bir araya geldik. O da her ilin öğrencilerini, gelen misafirleri tek tek illerine göre çağırıp tokalaşıp hal hatır sorup yerlerine gönderiyordu. Sıra Hakkari'ye geldi. İkimizin de yakasında Hakkari yazılıydı büyük harflerle. "Oo," dedi, "Hakkari'den geldiniz." "Evet," dedik. "Kuyruklusu musunuz?" dedi bize. Biz hiç cevap vermedik. Ve ne demek böylece, istiyor buradan? Kürtlere kuyruklu Kürt deniyordu biliyorsunuz. Hani öyle bir şey vardı. Dolayısıyla böyle bir şeyi duyduk ama ikimiz de cevap vermedik. Ancak daha sonraları, yani ben Savaş'la evlendikten sonra bunu Savaş'a anlatmamla birlikte hani buna nasıl sessiz kaldınız, nasıl buna cevap vermediniz, ben olsam kıyameti koparırdım, hatta şimdi basına verelim demişti. Böyle bir şey de yaşadık ama Kenan Evren'in o dönemki zihniyeti zaten daha sonraki yıllarında da çok açık olarak Kürtlere karşı ne kadar kindar olduğunu, Kürt katliamlarında ne kadar parmağı olduğunu bizlere aslında o zamandan söylemlerinden anlaşılıyor. Ve Kenan Evren'in bu konudaki geçmişi gerçekten yani hesap sorulması gereken bir geçmiş var ama ne yazık ki hesap vermeden bu dünyadan gitti. Daha sonra hiçbir şekilde karşılaşmadınız. Hayır. Değil mi? Karşılaşmış olsaydınız bu olayı hatırlatıp bir cevap anki, verir miydiniz? Evet, şu anki şeyimle olsaydım elbette ki cevap verirdim ya da hatırlatıp bize böyle bir şey söylemiştiniz derdim. Evet, rahmetli eşiniz 1994 yılında faili meçhul denilen ama aslında faili belli bir cinayet sonucu kaybettiniz. Onu kaybettikten sonra bir yıl
bir yıl sonra Cumartesi Hamlelerine katıldınız. 4 yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldınız. Bir yandan da HADEP'te görev aldınız. 2 dönem parti meclisi üyesi oldunuz. Mağdur ailelerle yardımlaşma ve dayanışma derneği adıyla bir dernek kurdunuz. Sonra bu dernek kapatılınca Yakay Derin, yakınlarını kaybeden aileler yardımlaşma ve dayanışma derneği, Yakay Derin kurucu başkanlığını yaptınız. Daha sonra da siyasette devam ettiniz. Milletvekili, grup başkan vekili, meclis başkan vekili, eş genel başkanlık görevlerine geldiniz. Bir ev kadınıyken bir anda böyle sosyalleşmeniz, bu tür kurumlarda yer almanız, siyasete girmeniz, çevrenizde, ailenizde nasıl karşılandı, karşı çıkanlar oldu mu, destek mi gördünüz? Ben tamamıyla destek gördüğümü ifade edebilirim. Hiçbir şekilde aileden hiç kimsenin karşı çıkmadığını da söyleyebilirim. O dönem işte savaşın katledilmesiyle birlikte cumartesi hanelerine katılmam bile ailemin teşvikiyle gerçekleşti. İşte her hafta Galatasaray Lisesi önünde oturan aileler var. Sen de gidebilirsin, destek olabilirsin gibilerinden. Ve ben kendimi bir anda, bir yıl sonra o annelerin içinde buldum. Savaşın öldürülmesinden bir yıla kadar, yani o bir yıllık süreç içerisinde ben hiç evden çıkmadım. Sürekli siyahlar giydim ve yas tuttum. Ama yasın, siyahlar giymenin, evden çıkmamanın hiçbir çare olmadığını ve bir şekilde bir yerlerde mücadele etmenin daha önemli olması gerektiğini aslında cumartesi hanelerine girdikten sonra öğrendim. Cumartesi hanelerinden farklı bir yönüm vardı. Onlar çocukları kayıp olanlar, mezarı olmayanlar, hani benim öldürülmüş bir mezarım var ama onların benim durumuma düşmemesi için, çocuklarının bulunması, kayıpların bulunması için vermiş olduğum bir mücadele olarak görüyorum ve ele alıyorum. Dolayısıyla o dönem tabii hem cumartesi anneleri hem de parti içerisinde yeni yeni siyasete atılmamda dediğim gibi ailemin teşvikiyle ve neden siyasete girdiniz? Hani ne sizi teşvik etti siyasete girerken? Şöyle biraz hani hem kayıpları hem faili meçhulleri mecliste temsil etmek amacıyla aslında meclise girdim. Daha doğrusu siyasete girdim. O zaman işte o dönemin siyasetçilerinin yoğun baskıları, benimle görüşmeleri, parti meclisine girmem, bütün bunlar partinin teşvikiyle oldu aslında. Ben de hem işte vermiş olduğum mücadeleyi daha büyütmek, siyasi arenada bunun mücadelesini vermek, işte kayıpları, faili meçhulleri, yargısız infazları, bütün bunları aslında bir siyaset içerisinde bunun mücadelesini vermek de önemli bir mevziydi önümüzde. Biraz bu amaçla girmiştim. Biraz da işte hani evde yas tutmanın dışında, evde savaşın katledilmesiyle birlikte kendimi eve kapatmanın dışında biraz dışarıda öncülük eden ve mücadele eden bir şahsiyet olarak görmek beni daha da güçlendirdi. Şöyle bir kısa bir şey söyleyeyim. İlk milletvekilliğim Iğdır milletvekilliği yaptım ben. İki dönem yaptım ve Iğdır'ın benim yanımda çok ayrı bir yeri vardır. Iğdır'ın ilk kadın milletvekilisiniz. Evet, ilk kadın milletvekiliyim ve ben ilk Iğdır'a gittiğim gün beni hep erkekler karşılamıştı. Bir erkek ordusu karşılamıştı. Fakat ben oraya girip işte iki dönem milletvekilliği yaptım ve sonlarına doğru beni uğurlarken kadınlar uğurlamıştı. Bir de o dönem Iğdır'da doğan bütün bebeklerin kız çocuklarının ismi hep Pervin olmuştu. Bu da benim yanımda Iğdır'ın çok farklı bir yer olduğunu gösteren ayrı bir şey diye ifade edebilirim. Siyasete girerken bir gün bu girdiğiniz partinin eş genel başkanı olacağınızı düşünmüş müydünüz? Ya da böyle bir hedefiniz hiç var mıydı? Hiç düşünmemiştim. Şartlar, koşullar biraz bizi buraya getirdi. Ben 4 yıl boyunca grup başkan vekilliği yaptım. Yine 4 yıla yakın meclis başkan vekilliği yaptım. Grup başkan vekilliği yaptığım süreç içerisinde İmralı heyetinde yer aldım ve yaklaşık 3 yıl boyunca da İmralı'ya işte hükümetle görüşmelere katılan insanlardan biriyim. Daha sonra meclis başkan vekilliği devam ederken eş başkanlarımızın tutuklanması,
O süreç özellikle 2018'deki o tutuklama furyasının ardından maalesef bu görev hani istemesek de yapmak istemesek de zorunlu olarak şartların ve koşulların bunu gerektirdiği şekilde bu meseleye bakarak bu görevi kabul etmek zorunda kalmıştım. Uzun bir süre yaptım. Yani 3 dönem 5 yıl boyunca eş başkanlık görevini sürdürdüm. Son seçimlerden sonra biliyorsunuz eş başkanlık görevini de bıraktım ve şu an düz bir milletvekili, Van milletvekili olarak görevime devam ediyorum. Bu da artık benim son yani belki siyasette de onu da söylemek isterim. Siyasette de son dönemim. Bırakacak mısınız evet, siyaseti? Evet, milletvekilliğim bittikten sonra ben artık siyaseti de bırakacağım. Hiçbir şekilde siyasetin yanından, köşesinden, bucağından geçmeyeceğim. Mücadele etmek farklı bir şey. Elbette ki bu mücadele sadece bir milletvekilliğiyle ibaret bir mücadele değil. Mücadelenin farklı yönleri, farklı alanları elbette ki vardır. Bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ki ama siyasi arenada değil tabii ki. Onun dışında farklı mecralarda işte bir sürü alan var. Yakınlarını kaybeden insanlar var, insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım. Çok anı da biriktirmişsinizdir bu süreçte. Anılarınızı yazmayı düşünür müsünüz? Çok anım var. Yani hem mecliste uzun süre milletvekilliği yapan birisi olarak çok anım var. Yine İmralı sürecinden kalan anılarım var. Hükümetle yapılan görüşmelerden anılar var. Seçildiğim iller işte Iğdır'dan 2 dönem milletvekilliği yaptım. İstanbul'da 2 dönem milletvekilliği yaptım. Şimdi Van milletvekiliyim. Bu illerde de birikmiş elbette ki çok deneyim ve çok anı var. Bunları bir kitap haline getirmeyi elbette ki düşünürüm. Buna ömrümüz yeterse, zamanımız olursa siyaseti bıraktıktan sonra bir kitap yazmayı düşünüyorum ben de. Belki anılar, belki mücadele tarihi, belki bir kadın gözüyle siyasetin ne anlama geldiğini ifade eden bir kitap olabilir ama henüz buna şekil vermedim, nasıl olacağına karar vermedim. Dolayısıyla bunu zamanla pekiştirmek ve bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Evet. İmralı heyeti döneminde yaptıklarınızı biraz sonra detaylı konuşuruz, çok merak ediliyor ama ben biraz daha siyaset üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'de siyaset biraz sanki erkeklere özgüymüş, erkek egemen bir alan, kadınlar biraz daha dezavantajlı. Ama siz buna rağmen siyasete girdikten sonra çok kısa sürede çok önemli görevlere, noktalara geldiniz. Kadın olmanın dezavantajlarını yaşadınız mı? Nasıl bu kadar başarılı olabildiniz? Şöyle söyleyeyim, kadın olmanın dezavantajları da var, avantajları da var siyasette. Çünkü bizim partimizde aslında kadın olmak bir avantaj. Çünkü senin kadın hareketinin, kadın meclisinin aldığı kararlar, izlediği politika erkekler tarafından hiçbir şekilde ne eleştirilebilir, ne buna itiraz edilebilir. Ve kadın siyasetçiler bizim partimizde çok daha rahat siyaset yapıyorlar. Ben diğer partileri bizim partiler gibi elbette ki görmüyorum. Buna tanıklık da ediyoruz zaten. Hem kadın milletvekili sayısından tutalım hem kadın politikalarına yaklaşımları bakımından. Bir kere kadın politikaları bakımından da partimiz bu konuda çok avantajlı ve kadın siyasetçiler bu konuda çok avantajlı. Kadın politikalarını daha da büyütmek elbette ki önemli. Şu an durduğumuz nokta yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Daha güçlü kadın politikaları ortaya koymak lazım. Çünkü kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz ve tecavüz vakaları bugün Türkiye'de çok fazla olduğundan kaynaklı. Demek ki bizim de bu konuda eksikliklerimiz var, yetmezliklerimiz var. Bu konuda daha fazla mücadeleye ihtiyaç var. Ama bu sadece bizim partimizle olacak olan bir şey de değil. Yani siyaset üstü bir mesele olarak görmek gerektiğini düşünüyorum kadın meselesinin. O yüzden her partinin, her kurumun
her siyasi faktörün bu konuda kadın meselesini daha işte önüne koyan, bu konuda kafa yoran, bu konuda mücadele eden bir yerden bakmaları ve ele almaları gerektiğini düşünüyorum. 3 yıl boyunca İmralı heyetinde yer aldınız. Bu heyete girişiniz nasıl oldu? Siz mi girmek istediniz? Size görev mi verildi? Nasıl oldu o süreç? Şöyle, bu göreve tabii ki herkes girmek isterdi. O dönem eş başkanlarımız vardı. İşte Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Gülten Kışanağ'ın eş genel başkan olduğu dönemdi. Çok tartışıldı kim gidecek, kimler gidecek diye. Bir kargaşa yaşandı. İşte iki eş genel başkanın gitmesi konusunda hemfikirdik. Yani kurumsal olması anlamında herkes hemfikirdi. Fakat son noktayı Sayın Öcalan koymuştu. Bir gece saat 11-12 sularında Adalet Bakanı, o dönemin Adalet Bakanı beni arayıp acilen bakanlığa gelmenizi istiyoruz demişti. Biz de iki grup başkan vekili, ben ve İdris Balıken, birlikte gittik. Bize işte İmralı'da bugün devlet heyetinin yaptığı görüşme esnasında siyasi heyetin belirlenmesi noktasında Sayın Öcalan'ın bir öneri sunduğunu, bizim de bu öneriye sıcak baktığımızı fakat sizin de bunu kendi içinizde değerlendirmeniz gerektiğini söyledi. İsim olarak da Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Altan Tan'ın gelmesini önerebilirim demişti. Biz de bunu kendi içimizde değerlendirdikten sonra parti olarak bunun uygun olacağını, bir itiraz olmadığı haliyle de gidebileceğimizi ifade ettik. Tartışıldı, konuşuldu, birkaç gün bunun üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve Adalet Bakanlığı'na biz okey dedik ve ilk gidişimiz de öyle olmuştu. İsminizi duymak sürpriz oldu mu sizin için? Evet, çok. Yani hiç beklemediğim bir şeydi. Hani eş başkanlarımız vardı, yani daha üst kademede siyaset yapan arkadaşlarımız vardı. Ben grup başkan vekiliydim o dönem. Ama ismimi duyunca gerçekten hem heyecanlanmıştım hem de benim için sürpriz olmuştu. Neden sizi seçmiş olabileceklerini düşündünüz? Yani ben Sayın Öcalan'a bunu hiçbir zaman sormadım. Ama sanırım kendisi şöyle bir değerlendirme yapmış. Daha işte kurumsal olması itibariyle eş başkan Sayın Gülten Kışanağ'ın o dönem çok çarpıtılan bir şeyi kamuoyuna yansıtılıyordu. Şemdinli'de işte PKK ile kucaklaştığının fotoğrafları o zaman yansıtılmıştı medyada. Bundan kaynaklı da hükümetin, devletin bu konuya sıcak bakmadığı söyleniyordu. Dolayısıyla Sayın Öcalan hani kurumsal olacaksa eğer, eş başkanına izin verilmiyorsa grup başkan vekili sıfatıyla Pervin Buldan olabilir demiş sanırım. Yani onlarla yaptığı görüşme notlarında sanırım böyle bir şey söylemiş. Altan Tan'ın da Sırrı Süreyya Önder'in de kendisine göre çok farklı alanlara etkileri olan insanlar olmaları sebebiyle seçtiklerini düşünüyorum. İşte Altan Tan'ın daha muhafazakar kesime ve dini inançlı kesimlere vereceği mesajlar üzerinden belki bir şeyler söylemek gerekirse o yönlü bir tercih yapıldığını söyleyebilirim. Yine Sırrı Süreyya Önder'in de hem Türk soluna hem Türkiye cephesine, Batı cephesine biraz hitap etmesi den kaynaklı bu isimleri tercih etti diye biliyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. İmralı heyeti olarak tam olarak ne yapıyordunuz? İmralı heyeti olarak tam olarak şunu yapıyorduk. Ayda bir sefer, bazen iki seferi buluyordu. Adalet Bakanlığı'ndan bir gün öncesi bize haber gelirdi. Yarın adaya gidiyorsunuz, görüşme yapılacak diye. Biz işte adaya gitmeden önce kendi içimizde toplantı yapıp neleri görüşeceğimizi, hangi konuları aktaracağımızı konuşuyorduk ve ertesi gün adaya gidiyorduk. Yaklaşık 1,5 saate yakın bir yol mesafesi İstanbul'dan gidiyorduk, Koster'le geçiyorduk.
daha çok deniz yolunu kullanıyorduk. Yani helikopterle hiç gitmedik. Bazen devlet heyeti helikopterle gidiyordu. 1,5 saatlik mesafenin sonunda İmralı Adası zaten görünüyor ve İmralı Adası'nda askeri heyetler bizi karşılıyordu. İçeriye girip görüşmelerimizi yapıp çıktıktan sonra tekrar Koster'le geri dönüyorduk. Fakat geldiğimiz gün akşam notları oturup yazmaya başlıyorduk. Sabaha kadar sürüyordu. Yani o gece hiç uyumuyorduk. Orada mı not tutuyordunuz yoksa sonra da? Biz not tutuyorduk tabii ki. Orada kısa kısa notlar tutuyorduk ve o notları getirip evde bir metin haline. Kim ne konuştuysa bizim konuşmalarımızı ve Sayın Öcalan'ın konuşmalarını noktasına virgülüne kadar hepsini kağıda döküyorduk. Bunu devlet bizden Kandil'e götürmemizi istiyordu. Çünkü kendi elinde zaten notları vardı. Yani devlet orayı dinlediği için bizim onlara o notları vermemize gerek yoktu. Denetim altında olan bir yer, zaten gözetim altında olan bir yer. Dolayısıyla Kandil'e hem görüşmeleri aktarmak hem de o notları götürmekle devlet bizi görevlendirmişti. Bu sefer oradan notları alıp bazen devlet heyetine verip daha sonra adaya gidiyorduk. Ki ağırlıklı da öyle oluyordu. Yani Kandil'in notlarını biz direkt Sayın Öcalan'a veremiyorduk. Çünkü elimizde hiçbir şey götürmemize izin verilmiyordu. Bazen bir iki kitap, ben ilk gittiğimde mesela bir kalem götürmüştüm, evet. Sayın Öcalan'a. İşte Sırrı Süreyya Önder'in kitap hediyesi vardı. Yine Altan Tan'da sanırım bir kitap getirmişti. Yani bizim notları, Kandil'in notlarını direkt İmralı'ya götürmemize izin verilmiyordu. Biz devlet heyetine teslim ediyorduk. Devlet heyeti kendi imkanlarıyla, yani kendisi işte görevlendirdiği insanlarla gidip Sayın Öcalan'la Kandil'in notlarını görüşüyorlardı. Devlet heyetinde kimler vardı? Bu zaman zaman değişiyordu. Kamu güvenliği müsteşarı uzun süre bize eşlik etmişti. Hani bizim tanımadığımız, bilmediğimiz, bazen gözlemci olarak orada oturan insanlar da oluyordu. Kim olduğunu biz bilemiyorduk, bilmiyorduk. Ama uzun süre kamu güvenliği müsteşarının da bu toplantılara eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Bu zaten çok yazıldı, çizildi de hani gizli saklı bir şey de değil. Bizim heyetimiz bazen değişebiliyordu. İşte Sırrı Süreyya Önder ile Leyla Zana'nın ayrıca bir görevi vardı. Onlar biraz işte güneyde görev yapmak üzere de görevlendirilmişlerdi. Yani güney heyeti olarak da ayrıca isimlendirilmişlerdi. Altan Tan sadece bir sefer geldi. Onun çıkmasıyla birlikte Sayın Selahattin Demirtaş heyete dahil oldu. Bazen Sırrı Süreyya Önder çıktı, bazen Selahattin Demirtaş çıktı, İdris Baluken geldi. 2-3 görüşmeye Hatip Dicle ve Ceylan arkadaşımız dahil olmuştu kadın hareketinden. Ama ben hiç değişmeyen, yani başından sonuna kadar heyet içerisinde olan 33 kez İmralı Adası'na giden tek üyeyim. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yoksa diğer arkadaşlarımız bir şekilde girdiler, çıktılar. Ben bir girdim, sonuna kadar o heyetin içerisinde yer aldım. Bu benim için de aslında hayatımı şekillendiren, yine biraz önce sordunuz ya, evlendiğim yıllar ya da çocukluk hayatımdaki yıllarla kıyaslandığında hayatıma ve şekillenmeme ayrıca etki eden bir süreç, öyle söyleyeyim. Çünkü o süreçte de birçok şey öğrendim ve Sayın Öcalan'ı yakından görme, onunla konuşma, sohbet etme, işte düşüncelerini öğrenme gibi birçok şeye tanıklık ettim. Bu da benim hayatımda farklı bir yer, farklı bir süreç. Onu da ayrı bir yere koymak gerekiyor. Şimdi tabii devlet notları Kandil'e götürmemizi istedi dediniz. Bunu nasıl, size yani kimin aracılığıyla iletiyorlardı bu götürün diye?
Zaten biliyorduk, başta öyle konuşulmuştu. Yani biz notlarımızı hazırladıktan sonra ertesi gün Kandil'e gidiyorduk. Kandil dönüşü de zaten gelip devlet heyetiyle hemen görüşme yapıyorduk. O dönem işte birkaç bakan, ismini vermeyeyim şimdi, yine devleti temsilen bir kişi, hükümeti temsilen birkaç kişi ağırlıklı olarak onlarla görüşüyorduk. Bu görüştüğünüz devlet ve hükümet yetkilileri meselenin çözümüne nasıl bakıyorlardı o zaman? Ya herkes aslında bir çaba içerisindeydi, onu söyleyeyim. Yani başında böyle bir hava vardı. Herkes bu işin çözülmesi için bir çaba sarf ediyordu. Fakat sonlara doğru artık hani birçok şey yaşandı, birçok olay yaşandı. Görüşmelerin kesilmesiyle birlikte devlet yetkilileri de zaten görüşmeleri bir bıçakla keser gibi görüşmeleri kestiler. Ama başta bir heyecan herkeste vardı, onu söyleyeyim. Yani bizde de vardı, devlet heyetinde, hükümet heyetinde, herkeste farklı heyecan vardı. Çünkü bir süreç başlatılmıştı. İki tarafın birlikte ortak karar aldığı bir süreçti. Çünkü Sayın Öcalan da bu sürecin başlamasına, devam etmesine ve sonuçlanmasına odaklanan bir yerden bakıyordu. Fakat sonunda ne yazık ki işte süreç buzdolabına konuldu, heba edildi aslında, ben öyle görüyorum gerçekten. Bu konuda gerçekten tarafların birbirini suçlayan açıklamaları var. Siz bütün o görüşmelere de katılan, sürece de, süreç içerisinde yer alan bir siyasetçi olarak sizce neden başarıya ulaşmadı o süreç? Birçok faktör var. Ben bu faktörlere tek tek girmeyeceğim ama keşke bu süreç bozulmasaydı. Ben 3 yıllık süreç içerisinde o çaba sarf ettiğimiz, 2 gün evimizde kalmadığımız, bir ayağımızın Kandil'de, bir ayağımızın İmralı'da, bir ayağımızın devlet yetkilileriyle, hükümet yetkilileriyle görüşmelerde olduğu o 3 yıllık süreç içerisinde yine Akil İnsanlar Heyeti'nin uzun süre toplantılar yaptığı, görüşmeler yaptığı, bir sonuca ulaşması için çaba sarf ettiği o dönemde beni, yani şimdi hani oturup düşününce, bir muhasebe yapınca o dönem 3 yıl boyunca hiçbir anne ağlamadı. Çünkü kan akmadı. Çünkü silahlar sustu. Çünkü insanlar ölmedi. Bu benim için gerçekten şu an hayatımın belki de yapmış olduğum en önemli işlerinden biriydi ve bu anlamda da büyük bir onur yaşıyorum. Hiçbir kapıya cenazenin gitmediği bir süreci yaşadık 3 yıl boyunca. Yani buna öncülük edenler, buna arabuluculuk yapanlar, buna çaba sarf edenler, herkesin rolü vardı elbette ki bu süreçte. Ama en sonunda bozulması hepimizde hayal kırıklığı yarattı maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle buzdolabına kaldırıldı. Evet. Sizce çıkar mı tekrar buzdolabından? Şu an onun koşulları yok. Yani şu an bu kadar insanın cezaevinde olduğu, işte siyasetçilerin cezaevinde olduğu, kayyumların belediyelerde olduğu, siyasetçilerin istediği gibi siyaset yapamadığı, milletvekillerinin vekilliğinin düşürüldüğü böyle bir ortamda ben yeniden bir çözüm sürecinin başlayacağını çok zannetmiyorum. Başlasa bile geçmişteki gibi olmayacağını düşünüyorum. Farklı yollar, farklı yöntemler, elbette ki içerisinde aktörler yine olacaktır. Sayın Öcalan olmadan asla olmayacağını hepimiz biliyoruz ve bu konuda hemfikiriz. Ama aynı tarz ve aynı yöntemle olacağını zannetmiyorum. Belki yeni tarz ve yöntemle bu işi yapmak, bu işi başarıya ulaştırmak, insanların artık ölmediği, öldürülmediği, yaşamı esas alan bir yerden Türkiye'yi daha işte insan haklarına, demokrasiye, hakka, hukuka yakınlaştıran bir yerden bir adımın atılması elbette ki önemli. Umut ediyor ve diliyorum ki böyle bir süreç yaşanır. Siz özellikle siyasete girdikten sonra çok fazla kitap okumaya başladınız. Ne tür kitaplar daha çok okuyorsunuz? Ya ben genelde her tür kitap okurum. Bana hediye gelen kitapları da okurum. Yani kötü de olsa bir başlarsam, hani kötü olduğunu görsem bile o kitabı bitiririm mutlaka. Böyle bir özelliğim var. Günde en az 50 sayfa okurum. En az.
ama her gün okurum. Okuma saatlerim günlük değişebiliyor. Örneğin o yoğun tempo arasında da okuyor muydunuz? Kesinlikle yine? Okuyorum. Yani o tempo içerisinde de benim eğer o gün işte diyelim ki sabah programım varsa akşama kadar, akşam yatmadan önce kitap okurum. Gündüz sabah eğer işim yoksa öğlen 11-12 arasında kitap okurum. O gün yolculuk yapacaksam ben uçakta okumayı tercih ederim ama mutlaka günlük 50 sayfa kitap okurum. Bende derin izler bırakan kitaplar elbette evet, ki var. Bin Muhteşem Güneş. Orta Doğu'da kadınlara yapılan haksızlığı, şiddeti, savaş yaşanan bir Afganistan'da oradaki kadınların hikayesini anlatan bir kitap. Ve ben şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor ve herkesin okumasını isterim gerçekten. Kadınların yaşadığı zulmü, çileyi, erkek şiddetini her yönüyle açığa çıkaran ve orada romanlaştıran bir kitap. Hasani'nin kitabı. Çok beğenerek okudum bunu. Yine Stenberg'in Cennetin Doğusu kitabını çok beğenerek okudum. Bu kitaplar bende derin izler bıraktı. Yine Mehmet Uzun'un Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık kitabı, Nar Çiçekleri kitabı, buna benzer kitaplar. Ayşe Kule'nin bütün kitapları, Ahmet Ümit'in bütün kitapları, yine Yaşar Kemal'in bütün kitapları, yani hiç eksiksiz kitaplığımda var ve hepsini okudum. İşte siyasetçilerimizin yazdığı kitaplar var. Sayın Demirtaş'ın kitapları var. İdris Baluken'in kitapları var. Onun dışında Orhan Pamuk'un Veba Gecesi, Veba Geceleri kitabı yine bende derin izler bıraktı. Severek okuduğum bir kitap. Zülfü Livaneli'nin kitaplarını beğenerek okurum. Yani ben aslında hem dünya klasiklerini okuyan hem de yani Türk edebiyatı, Türkiye'de çıkan kitapları da okuyan birisiyim. Dünya klasiklerinden çok etkisinde kaldığım kitaplar var elbette ki. Örneğin Sefiller kitabı, ki herkesin okuduğu kitaplar. Anna Karenina kitabını çok severek ve beğenerek okudum. Bunların yanında birçok kitap var elbette ki, hepsini tek tek saymayayım. Film izlerim. Yani onu eş başkanlık bittikten sonra artık oraya geçtik. Çünkü daha önce film izlemeye gerçekten zamanım olmuyordu. Hani izlediğim zaman zaman sinemaya gittiğim çok iyi filmler olduğu zaman giderdim ama eş genel başkanlık bittikten sonra artık televizyonda daha fazla da, zaman ayırabiliyorsunuz. Sinemaya da gidip izliyorsunuz. Sinemaya henüz gitmedim ama televizyondan genellikle. Pandemi döneminde de çok film izlemiştim. Dizi izliyor musunuz? Dizi de izliyorum. Hangi dizileri? Şu an İnci Tanelerine başladık. Yılmaz Erdoğan'ın iki bölümü yayınlanan. Mi? Evet, ben Yılmaz Erdoğan'ı sevdiğim için hem filmlerini, Ekşi Elmalar özellikle, ben hani Hakkari de doğup büyüyen birisi olarak biz Yılmaz Erdoğan'la da komşuyduk Hakkari'de. Onlar ağırlıklı olarak tabii kışın Ankara'ya giderlerdi. Yazın Hakkari'ye gelirlerdi. Onların en küçüğü Deniz bizim arkadaşımızdı. Yılmaz bizden çok büyüktü çünkü. Fakat şu an izlediğim diziler işte Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri. İki diziyi izliyorum. Onun dışında dizi Kızıl izlemiyorum. Kızıl Goncalar da çok tartışıldı. Onu evet, beğendiniz evet, mi? Evet, onu da beğendim. Çok önemli mesajlar veren bir dizi. İki hafta yasaklandı, yayınlanmadı. Şimdi yine devam ediyor. O da önemli mesajlar veren bir dizi. Ama İnci Taneleri'ni şu an çok zevkle ve severek izliyorum. Son olarak şunu sorayım. Siz aslında birçok kadına da ilham olabilecek bir öyküye de sahipsiniz. Bunun örneğini Iğdır'da da verdiniz. Kadınların siyasette daha fazla yer alması, daha aktif olarak yer alması için tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı? Tabii bizim parti bu konuda kadınlara gerçekten önemli pozisyonlar, önemli görevler veren bir parti. Dolayısıyla siyaset yapmak isteyen her kadının önü açık aslında, onu ifade edebilirim. Ve bizim partimizde, kadın meclisimizle birlikte kadın adayları belirleme noktasında çok fazla zorluk da yaşamıyoruz açıkçası.
ve siyaset yapmak isteyen her kadının elbette ki bu mücadelenin içerisinden gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem kadın mücadelesi hem Kürt mücadelesi, bu iki mücadele bizler açısından önemli. Kadınlar siyaset yapmak istiyorsa şimdi tam da zamanı ve tam da yeri DEM Parti. Öyle söyleyeyim. DEM Parti biliyorsunuz birçok kapatma meselesiyle gündeme gelen HDP'nin, daha sonra Yeşil Sol'la devam eden ama en son ismini de değiştirip son seçimlerden sonra DEM Parti olarak hayata geçtiği ve mücadele ettiği bir parti. Burada tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum. DEM Parti sizin partiniz olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hem bizi evinizde ağırladınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.